arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tüp mide ameliyatı konusunu böyle 3 ay sonra neredeyse bir tekrar bir açayım istedim. Açmamın da bir nedeni çok fazla soru gelmesi. Tekrar bir üzerinden bir geçelim. Çünkü 3 ay oldu artık, böyle 1. aydan sonraki dönemde de değilim. Tüp mide ameliyatı olmuş olan, olmak isteyen, böyle bir ne bileyim öyle bir şeyiniz varsa, kafanızda sorunuz falan varsa sorunuz kalmasın istiyorum açıkçası. Ben ameliyat olurken böyle video çeken insanlar çok azdı. 1-2 tane vardı. Onlar da genelde ameliyat olduktan sonra falan çekiyorlar. Ameliyat sürecini zaten ben çektim, bir dosya halinde var. Benim için pozitif bir süreçti bu arada. Öyle negatif işte şöyle oldu böyle oldu diye anlatabileceğim negatif bir şeyim yok. 95 kiloyla Ağustos'un 16'sında ameliyata girdim. En son bir ay önce ölçüldüm. 74 kiloydum. Toplamda 21.8 kilo verdim ben. Zaten bundan önce de bir soru cevap videom var. Daha basic soruları muhakkak orada cevaplamışımdır. Bu videoda sadece muzdarip olduğum ya da anlık olarak şu an yaşadığım şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak her soru cevap videosunda gelen bir sorumuz var. Eskisi gibi yemek yiyebiliyor musun? Yemek yemek mi istemiyorsun? Yiyemiyor musun? Gibi böyle sorular da gelebiliyor. Şimdi bu kişiden kişiye değişiyormuş. Ben bunu bana gelen DM'lerden anladım. Ben ameliyattan çıktıktan sonra benim herhangi bir yeme isteğim yoktu arkadaşlar. Eve geldikten sonra da canım hiçbir şey çekmedi benim. Herkes de böyle olmayabiliyormuş arkadaşlar. Yani gerçekten canım çekmedi. Çünkü bana böyle şey DM'leri de geldi. İşte yok ağlama krizlerine girdim, canım çekiyor, yiyemiyorum gibi. Ben de böyle olmadı. Zaten yemek oldukça zordu. Ameliyatı geçirenler bilir. Zaten sıvı diyeti gibi bir diyetiniz var. Sadece sıvı besleniyorsunuz. Bir önceki videolarımda muhakkak bahsetmişimdir. Benim mutsuzluğum püre ve katı dönemine geçtiğim zaman başladı. Ben böyle yemek yemeyi çok sevmemeye başlamıştım. Bir şey içiyorsunuz. Mide onu bile zor hazmediyor. Garkuk garkuk yapıyor. Katı bir şey de ilk ya bebek midesi gibi düşünün yani. Mideniz ilk kez çalıştığını düşünün. Birazcık böyle adaptasyon sürecinde canımı sıkan anlar oldu ama benim hiç böyle mide bulantım, kusmalarım, hani bu tarz şeyler ben yaşamadım. Şanslı bir kesimimdir belki, bilmiyorum. Şimdi eskisi gibi yemek yemeyi özlüyor musun sorusunun cevabı 3. aydan bildiriyorum. Ben bunu 2. ayda daha diyetisyenime söylemiştim. Dünyanın en objektif kanalı olarak. Sosyalleşme anlamında bence çok etkiliyor. Olabildiğince adaptasyon sürecini ben kolay sağladım düşünüyorum. Ama zordu yani. Ya eskisi gibi yemek yemeyi özlemiyorum. Ama eskisi gibi yemek yerken muhabbet etmeyi arkadaşlarımla böyle. Hani o vardır ya, onu gerçekten özlüyorum. Bunun da adaptasyon bir şekilde sağlanıyor. Mesela kahvaltıya gittiniz yani. Bir serpme kahvaltıyı özlüyorum. Şu anda serpme kahvaltı yapabilirim. Ama ne kadar yapabilirim? Bak şu an bir kahvaltı tabağım var burada. Benim kahvaltı tabağım. Ve bu normalde bu tabağı çok zor bitiririm. Çünkü bu tabakta yumurta var ki yumurta bir yumurtadan daha fazla yapılmış gibi geldi bana. Çünkü bunun yarısı falan ediyor normalde. Muz, yarım muz çok fazla. Bu meyveler falan. Bu benim büyük bir kahvaltı tabağım. Yani ben bunu böyle açıkçası yavaş yavaş 1,5 saatte falan yerim. Ama hızlı bir şekilde yiyemem. Yiyince ne oluyor diyenleriniz oluyor. Burası borunuz, tamam mı? Borudan geçiyor, midenize gidiyor ya. Girdi midenize, midesi şu kadar. O orada sindirilirken hızlı hızlı diğerlerini yerseniz mide borunuza doluyor arkadaşlar. Ve böyle çok büyük bir basınç ve sıkışma yapıyor. Hiçbir çaresi de yok. Bekleyeceksiniz. Ben bunu 2 kez falan yaşadım. Hiç hoş değil. 3. kez yaşamadım. Yani 3 ayda 2 kez yaşadım. 3. keze hayır arkadaşım. Sosyalleşme anlamında dediğim gibi böyle bir üzüntüm var mı? Var ama buna da alıştım. Mesela ben ne yapıyorum? Söyleyeyim. Eskiden yemek mi yerdim arkadaşlarıma? Yemek yemiyorum arkadaşlar. Hani bunu diyetisyenim kızıyor bana ama. Çünkü yemek yemek dışarıda benim için güzel bir aktivite olmaktan çıktı. Bunun da sorusu çok soruluyor. Evet, artık kendi adıma koyacağım. Kendi deneyimlerim. Bu benim için yemek yemek güzel bir aktivite değil. Yemek yemem gerekiyor çünkü enerjim bitiyor. Enerjim bitmemesi için yemek yemem gerekiyor. Böyle bir döngüye girdi. Ama mesela şunu yapabiliyorum. Beraber çok güzel kahve içebiliriz. Ben çok güzel ice latte içiyorum. Yani sıvılar çok daha rahat gidiyor bende. O yüzden ice latte'ler, çaylar. Ama çayları çok sıcak içmiyorum ama o yüzden daha çok ice latte. Arkadaşlarıma sosyalliği bu şekilde sağlıyorum. Keşke olmasaydım, işte pişmanlığım var mı diye bir soru var. 3 ay geçti artık. Ya ben genel olarak keşke diyen bir tip de değilim açıkçası. Estetik kaygısıyla olduğum bir ameliyat da değildi. Genetik olarak sorunlarım vardı ve ben 35 yaşımda gerçekten şeker hastası olacağımı düşündüğüm için pek pişmanlık yaşamadım. Dediğim gibi hani benim komple ameliyat süreciyle ilgili tek olumsuz aktarabileceğim şey sosyalleşme süreci. Başka hiçbir şey aktaramam. O da dediğim gibi o da bir şekilde halloluyor. Saç dökülmesi soruluyor. Arkadaşlar şimdi 3. aydan sonra 4 ile 6. ay arası saç dökülmesi bekleniyor. Bende de oluyor yani, şöyle göstereyim. Gerçekten saçlarım dökülüyor. Hop gözüküyor mu? Her seferinde biri tel biri tel çıkıyor. Gerçekten çok fazla dökülüyor. Bunu
takviyeler bölümünde tekrar bir konuşalım. Bu ameliyatı geçiren %60 kısmında saç dökülmesi oluyormuş. Ben de o %60 kısmından biriyim. Hani bu arada bu zamana kadar saç dökülmem olmadı diyen de görmedim. Ama şöyle bir avantaj söyleyeyim size. Saç dökülüyor ama daha sonra geri çıkıyor. Bu da bana gelen DM'ler arasındaydı. Ben gerçekten çok üzülmeye başlamıştım. Çünkü biyotin de kullanıyordum. Sonra bana dediler ki Elifciğim üzülmene gerek yok. O saçlar geri geliyor. Doktorum da bana bunu söyledi. Çok fazla kaygılanmamaya çalışıyorum. Ama gözüküyor mu bilmiyorum. Saçlarımda bir azalma söz konusu yani. Bu bir yalan söyleyemem. Kabızlık sorunu. Beni saçtan daha mutsuz eden tek sorun herhalde kabızlık sorunu. Böyle narin bir yapım var herhalde. O yüzden bilmiyorum. Hala bu sorunu yaşıyorum. Probiyotik kullanıyorum bunun için. Onu da göstereyim. Dediğim gibi takviyeleri ekstra bir bölüm olarak açayım. Orada neler kullandığımı da söyleyeyim size. 3 aydır bir fiil. İlk ayı saymayalım. Zaten sıvıydı ilk ay. 2 aydır bir fiil probiyotik kullanıyorum kabızlıkla ilgili. Bu da şununla ilgili bir sorun. Şimdi ilk ay sadece sıvı besleniyoruz ya. Vücutta zaten katı hiçbir şey yok. Çok güzel o ay. Bak o ay prenses gibisiniz. Daha sonra püre yemeye başlıyorsunuz. Yumurtadır, muzdur. Bak burada meyve taban var. Meyvedir, odur, budur. Bunlar kalın varsa tabii ki gidiyor. Ama yeterli yemediğiniz takdirde. Ben böyle çok yemek yiyen de bir tip değilim. Yemediğiniz takdirde yeterlice toplanmıyor. Yani yeterli bir birikim olmadığı için bir ittirme kuvveti olmuyor. Bu şekilde anlatıldı bana. Probiyotik kullanıyorum. Fazla takviye kullandığım için bayağı içeriklerini çok araştırdım bu takviye konusunu. Çünkü vücuduma giriyor. 2 aydır bir fil düzenli her gün kullandığım takviyelerim var. Kendi takviyemi gösteririm size. Onu kullanıyorum. Şu an için memnunum. Su içmek de çok önemli. Mesela bu ara su içimim az ve hemen anlayabiliyorum bunu. Takviyeleri düzgün almak gerekiyor. Ondan sonra çok sorun yaşamıyorsunuz. Kas kütlende düşüş oldu mu diye bir soru var. Arkadaşlar olmadı. Aksine yükseldi. Çünkü şöyle bir durum var. Ameliyatı geçirdiniz. Geçirdikten sonra sıvı döneminiz var. O sıvı dönemde zaten bariyatriye özel protein tozlarına başlıyorsunuz. İlk bir ay hatta 2 ay. Doktorunuzdan doktorunuza değişiyor. Eğer doktorunuz size önermediyse bazen devlet hastanelerinde yokmuş böyle bir şey. Bariyatriye özel protein tozları, bariyatri protein tozu yazarsanız muhakkak çıkar. Ya da benim diğer videolarıma, önceki videolarıma bakabilirsiniz. 24 saat ne yiyorum gibi videolarım var. Orada da protein tozundan bahsediyorum. Bunlar işbirliği değil bu arada. Hani mecburen kullanmak zorunda olduğum protein tozları var. Hani normal protein tozu değil bunlar. 2 ay bu bariyatriye özel olanları kullanıyorsun. Bunlar ne bu? İçinde ne var? Çinkodur, demirdir, B12'dir falan filan bir sürü liste var. Kaç tane vardı? Ben dediğim gibi videolarda bahsetmiştim. Her gün 400 miligram süte yapıyordum ben. İstiyorsanız bitkisel süt, istiyorsanız normal süt. Bu protein tozundan içiyorsunuz. Zaten bu şekilde beslenirseniz protein aldığınız için kas oranınıza bir düşüş olmuyor. Yani çünkü olay şu, vücut besinsiz kaldığı için önce kaslardan yakmaya başlar. Siz protein aldıkça vücut zaten besinsiz kalmadığı için kaslarınızı eritmiyor. Aslında en özetin özeti bu. Ben normal protein tozuna geçtim. Yani bariyatriyi bıraktım. Normal protein tozlarım var şu an. Protein tozu almak istemediğim zamanlar oluyor. Çünkü bunu aldım. O zaman şöyle yapıyorum. Protein tozunun içerisinde 27 gram protein yazar. Yani bir insanın 27 gram protein alması gerekiyor. Bizim gibi insanların ya da ameliyat olmayı düşünüyorsanız zaten bu videoda herhalde bu yüzden varsınız diye düşünüyorum. Sabah bir yumurta yiyorum. 13 gram ediyor. Geri kalan bir 14 gram daha protein ihtiyacım var. Tavuk yemiyorum arkadaşlar. Tavuğum hem benim midem çok zor sindiriyor hem de tavukların organik olduğunu düşünmüyorum. Çok zor, çok nadir yiyorum. Tavuk yediğim zaman protein tozu yine içmek istiyorum. Akşam yemekleri genelde bende balıktır. Somon yiyormaya çalışıyorum. Kötü evde bir şey yoksa tekrar yumurta yiyorum. Benim için bu şekilde aradaki döngü de yani sabahtan akşama olan döngü de kajunum var, cevizim var, işte antep fıstığım var, çiğ bademim var. Bu tarz şeylerle destekle çalışıyorum. O da yetmez bana. Arada insanın canı bazen çekiyor. Bazı şeyler çekiyor. O zaman da onu da gösteririm birazdan. Protein çikolatalarım var. Böyle şeyde de marketlerde satılır. İçeriklerine ama iyice bir bakın temiz olsun. Bayağı böyle şekersiz oluyor onlar. Protein yani çikolata çektin. O tarz şeyler yiyorum. Yemek yiyemiyor musun? Atıyorum canın çekti yiyemez misin? Gibi şeyler var. Arkadaşlar şimdi önce şu konuya bir açıklık getirmem lazım. Bekleyin geliyorum. Süttaç düşünün tamam mı? Koca bir kase. Yani yedin 3 kaşık ye. Öyle söylüyorum. Benim midem bu kadar. Atıyorum sufle hani böyle çok çikolatalı falan diyoruz ya. Kız oradan en fazla 3 tatlı kaşığı yiyebilir. Bunları unutmayın. Yani bazen yorumlar geliyor işte Elif sen ne yapıyorsun? Benim diyetisyenim var. Benim doktorum var arkadaşlar. Yani o kafanıza dert etmenize gerek yok. Ama sezgisel besleniyorum. Yani güzel keyfim ne istiyorsa onu yiyorum. Sınırı var. Eğer çok abarttığımı düşünüyorsam ertesi gün toparlayabilirim. Bir ara çok kötü oldum. Çünkü çok fazla böyle yorum gelmeye başladı ve ben kendimi çok fazla yemek yediğimi düşünüyordum.
ortaya alınmış bir tatlıdan bir tatlı kaşığı yediğim için şişmanlayacağım düşündüm. Bir evreye sokuldum yani ki öyle bir insan değilim. Ben de diyetisyenime söylemiştim. İşte ben kendimi çok kötü hissediyorum öyle böyle vesaire. O da bana şunu dedi direkt. Dünya çapında hiçbir insan bir tatlı kaşığı cheesecake yedi diye şişmanlamaz Elif dedi yani. Canın istedi ve yedin. Hani buna bu kadar takılma. Yiyebilirsin çok normal. Proteinlerini al, ana yemeklerini ye. Arada istiyorsan tatlından da bir kaşık al. Yani ben bu şekilde besleniyorum. En çok sorulan bir diğer soru ve bence bu videonun en önemli konusu takviyeler. O takviyeleri şimdi size takviyelerimi göstereceğim. Bekleyin. Sabahları orada bu videonun bu kısmında gösterdiğim her şey benim kişisel deneyimimdir. 2 aydır bilfiil takviye kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çünkü vücuduma giren yemek miktarı oldukça az. Bir o çok önemli benim için. Az olduğu için bir şekilde desteklemek gerekiyor. Sabahları mide ilacım var. Doktorunuz veriyor zaten bunu. Birkaç versiyonu var. Şimdi bu ilaç olduğu için söylenir mi bilmedim. Mide ilacı ya, mide koruyucu bu. Bundan içiyorum. Her sabah aç karnına bundan içiyorum. Sonra ben yemeğimi yiyorum. Yemeğimi yedikten sonra bitmiş neredeyse. Kaç tane kalmış? İçinde çok az kalmış mesela. Neyse ki bende birkaç tane daha kutu var. Bu benim probiyotiğim arkadaşlar. Bulduklarımın linkini koyarım. Eğer ameliyat sürecine girmeyi düşünenleriniz varsa doktorunuza muhakkak sorarak. Bunlar takviyeler yani ilaç değil. Bu mide koruyucu, bu ilaç. Bunun haricindeki diğer gösterdiklerim sadece takviye. Hiçbir şey mucize değil. Ama ben çok etkisini gördüğüm için burada söylemek istedim. Belki yardımım dokunur. Bunu sabahları ben yemekten sonra alıyorum. Bir de akşam alıyorum. Akşam atıyorum 6 gibi falan alıyorum. Günde 2 tane bundan alıyorum. Bu tamamen şey içeriğini çok okuduğum için söyleyeceğim. Bunun dışındaki şey bile yosundan yapılıyor. Ve zaten yosun tadı geliyor. Yani çok sağlıklı şeyler böyle oluyor. Yani zaten sürekli aldığımız için vücudumuza zarar vermesin istediğim için de böyle bir şey. Toz olan versiyonları da var başka bir markanın. Hani Leaf diye geçiyor. Onlara da bakılabilir. Kabızlık sorununuz varsa ek bir şey kullanın. Ben bazen gün içerisinde probiyotikli yoğurt da içiyorum. Hani olabildiğince takviye etmeye çalışıyorum. Bu benim her gün kullandığım probiyotiğim. Şorna. Şimdi bu omega. Şimdi omegalar normalde kocaman oluyor ya. Bunlar kocaman değil bu markadınki. Şöyle küçük yani. Bundan günde 3 tane alıyorum. Normaldeki omegalardan bir tane alırsınız şu kadar falan olur. Bunu 3'e bölmüşler rahat kullanın diye. Ben sabah öyle akşam olarak alıyorum. İstanbul'da bir hasta oldum gelmeden önce. 2 haftada 2 kez. Ondan sonra omega içmeye başladım. Hala şükürler olsun hasta olmadım. Ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu bağışıklığım için içiyorum. Yani bunun aslında ameliyatla çok bağlantısı yok. Ben bunu bağışıklığım için içiyorum. Onun da nedenini söyleyeyim. Hasta oldum ya. Midirek benim mideme vurmuştu. Ben serumlarla ayağa kalktım. Çünkü su içemedim ya. Yani suyun bile tadının olduğu bir döngüden bahsediyorum. Ameliyattan sonra böyle oluyormuş dediler. Bunun içerisinde omegalar, balık yağı falan var. Vitamin E varmış. İşte vitamin A, vitamin D bunlar olduğu için bunu ya bunu da ben öneririm yani. Biyotini buradan aldım. Normalde ben 1000 miligramlık bir biyotin kullanıyordum ama saç dökümüm çok artınca ben biraz kaygılandım. 10.000 miligramlık biyotin varmış. Bunu daha yeni yani 4 gün falan oldu başlayalı bunu. Hani bununkinin linkini veremem. Var mı Türkiye'de bilmiyorum. Şöyle bir şey bu da. Bunu da içiyorum muhakkak saçım için. Bunlar kahvaltıda içtiklerim. Birer tane içtiniz. Saat 3'te, 3-4 arası içtiğime geliyor. Saat 3-4 arasına vurunca bu kızın enerjisi düşer. Suratında renk kalmaz. Böyle ameliyatı olduğum günden beri hiç bırakmadan içtiğim bir şey varsa o da multivitamin. O zamanlar yine bariyatriye uygun bir multivitamin içiyordum sanırım çünkü doktorum vermişti. Daha sonra kendi multivitamine geçtim. İçi yine tertemiz. Ben kendim araştırdım. Herkes araştırsın. Herkesin kendi şeyine lütfen. Şimdi bunu kullanıyorum. Bu arkadaş da %100 doğal. Yani öyle yazıyor yani. %100 meyve sıkımı. Hepsi vegan ürünler vesaire. Ben bunları seviyorum. Tatlandırıcı da içerim. İçerisinde bir de biyotin varmış ekstra. Ben ekstra alıyorum ama sayılmaz bence. Şimdi bu sıvı. Sıvı olan bir kolajenim var. Bir multivitaminim var. Sıvı multivitamin var da sıvı kolajen çok yok. Bu ikisi sıvı. Hüptrik gibi çekerek içiyorsunuz. Markaya geçme sebeplerinden biri hem içerikleri temizdi hem de yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Yani açık o yüzden güzeldi. İkisinin de tadı fena değil. Direkt sıkarak böyle içiyorum. Saat 3-4 civarı. Kendime bayağı bir kendime getiriyor. İçmediğim zaman gerçekten böyle hani arka arka 3 gün içmediğim zaman 4. gün çok kötü oluyorum. Yani şu multivitamin benim için çok önemli. Nano meyvesinden üretilen bir de sıvım var. Onu da eklerim bulursam. Onda da şey. Tüm aldığınız bu takviyeleri, yediğiniz yemekleri en iyi şekilde vücudunuzun sindirmesini sağlıyor. O da çok güzel. Bunları tüketiyorum arkadaşlar. 2 aydır bir fil bunları tüketiyorum. Aralarda da protein mesela. Protein bar. Bu protein barı dün aldım ben. İçerisinde 21 gram protein var. Mükemmel yani. Dün akşam da işte şu kadarını yedim. Hani
keserek yedim ben. Keserek yiyorum her şeyi çünkü. Bak, hala kahvaltımı yapmadım. Ya muhabbet ederken yemek yiyecektim. Biyotin'in size linkini veremem. Çünkü daha yeni başladım. 4 gün oldu kullanmaya. Diğer şey mide ilacının da ilaç olduğu için veremiyorum. Ama zaten çok standart. Birkaç tane marka var. Hani mide koruyucu deseniz onu veriyorlar yani. Geri kalan bu probiyotik omega multivitamin kolajen bir de nitrosu vardı. Onların linkini verebilirim. Bir işbirliği vesaire değil arkadaşlar. Kendi kullandığım ürünler. Mide ameliyatı olduysanız, olacaksanız, önden almak isterseniz de bir bakın. Onun da haricinde ben onun linki de veremiyorum ama bariyatriye özel protein tozunu muhakkak kullanın. Protein kullanmadığınız takdirde çok vücudunuz, yani yüzünüz falan da çöküyor yani. Doktorum da öyle dedi. O protein tozlarına dikkat edin. Bariyatrik olan protein tozunu bir ay kullandınız diyelim. Normal döngüye geçiyorsunuz. Çok üşendiniz. Protein tozu hazırlamak çok zor Elif'ciğim vesaire. Marketlerde satılıyor. Protein tozlu sütler var. Onlardan alın yani. Onlar bile okey yani. En azından vücudunuza bir protein girsin. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani bu takviyeleri kullanmak gerekiyor. Gerçeklik varsa o da şu. Bir mide ameliyatı oluyorsunuz. %80 mideniz alınıyor. Yani kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Sağlığım dengede kalsın. Olmam gereken noktada olayım. Hani fazlasında inanın gözüm yok ama aşağı çok düşmeyeyim diye. Çok önemli benim için. Onun haricinde yürüyüşlerim falan da var ama spor rutinim hala tam yok. Sarkmalarımı soranlar var. Benim sarkmam olmadı. Şöyle bir size göstereyim mi kendimi? Şeylerim, burada kremler vardı. Kremleri öyle çok kullanmadığım için geçmedi. Bu şekilde bir şeyim var. Bakın şu bacaklarım biraz mıngıl mıngıl. İşte sporu aksatmamak lazım. Ben çok ağırlıkla falan yapmadığım için böyle. Benim böyle çok sarkmam olmadı arkadaşlar. Kollarım da aynı kaldı. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım sorularınıza cevap olabilmiştir. Takviyeleri merak edenler için bulursam eğer linkini aşağı bırakacağım. Bir bakarsınız ona da. Benim kullandıklarım biraz doğaldır yani. Vücuda doğal şeyler sokmaya çalışıyorum ama bu fiyat olarak size çok yüksek gelirse bile başka bir şeye yönelmenizi kendi adıma tavsiye ederim. Hani bu yüksek geldi diye hiçbir şey almazlık yapmayın lütfen. Çok önemli yani. En azından multivitamin alın. O çok önemli. Hepinizi çok öpüyorum. Protein tozunu sakın unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer hala cevaplanmamış sorular varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Olabildiğince ben interaktif bir insanım. Cevaplamaya çalışıyorum. Hepinizi öptüm. Bye bye.